Şimdi meteoroloji geçen hafta sonu için ne dedi? İstanbul'a kar yağacak dedi. Hafta sonu oldu, kar yağmadı. Tahmin tutmadı. Kanal D Haber işin uzmanına gitti ve sordu. Kardeşim niye tahmin tutmuyor? Ve daha da önemlisi İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte bunun yanıtı çok ilginç. Neden yağmadı sorusunun cevabı neymiş izleyelim. Meteorolojide tutturamadı. Kar yok. İstanbul'u kar yağışını dört gözle bekledi ama tahminler tutmadı. Cumartesi günü kar yağışı başlayacak. Pazar ve pazartesi günü de aralıklarla devam edecek. Ben şöyle bir bakıyorum, güneş parlıyor. Üzerinizde montunuz bile yok. Emin misiniz? Kardan önce hava ne kadar sıcaksa bu da karın o kadar denli şiddetli olacağının bir göstergesidir. Bunu cumartesi günü tekrardan sorabilir misiniz? Biz bu röportajı yaptığımızda tarih 8 Ocak'ta meteoroloji mühendisi Ahmet Köse geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da kar yağışının başlayacağını 3 günde devam edeceğini, çok etkili olacağını söylemişti ama tahminleri tutmadım. Tahminler ısı adasına takıldı. Kar yağdı yağmasına ama zemine bir türlü inemedi. O zaman biz sizinle iddiaya girseydik ben kazanıyordum. Tabii, doğru mu? Kazanacaksınız. Aslında kar yağdı ama zeminden 1,5 kilometre yukarıda kaldım. Sonrasındaysa yağmura döndü. Çünkü şehir sıcaktı. Isınan hava yükseldiği için yukarıda soğuk havayla karşılaştığı zaman onu bir nebze olsun eritiyor. Karı eritiyor, yağmura dönüştürüyor. İlk neden bu yüksek binalar, gökdelenler. Diğer nedense aşağıdan vızır vızır geçen araçların egzozlarından çıkan kirli gazlar, zehirli gazlar. Ve üçüncü neden bir türlü koruyamadığımız, her geçen gün azalan yeşil alanlar. Ulaşamaz tabii. Böyle olursa ulaşamaz. Yükseklerde kalır kar. İstanbul gibi büyük metropollerde artık binaları ısıtıyoruz, iş yerlerimizi ısıtıyoruz, araçlarımızı ısıtıyoruz, fabrikalar ısınıyor. Dolayısıyla şehrin üzerinde yağmura dönüyor. Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? O meçhul. Perşembe günü keşke yağsa. Şu anki tahminlere baktığımız zaman 23'ünden sonra bir soğuma var. Ancak kar yine diyemiyoruz. Ben olsam iddiaya girerdim ve kazanabilirdim.